Trakya Türk TV muhabirleri sokağın yerel seçimler öncesi nabzını tutmaya devam ediyor. 31 Mart 2024'te sandığa gidip yerel seçimde kentleri yönetecek belediye başkanları ve meclis üyelerini seçecek olan seçmene Trakya Türk TV olarak Tekirdağ'ı kim yönetsin diye sormaya devam ediyoruz. Vatandaşlar muhabirlerimizin sorularına verdikleri cevaplarda ilçe ve büyükşehir belediye başkanlıklarının koltuğunda kimleri görmek istediklerinin yanı sıra seçimle ve yöneticilerde görmek istedikleri özelliklerle ilgili görüşlerini de ifade ediyorlar. Seçim gününe kadar bu ve buna benzer sorularla halkın nabzını tutmayı sürdüreceğiz. Sorular bizden, cevapları seçmenden. Tekirdağ kim yönetsin? Önümüzdeki yerel seçimlerde Tekirdağ'da kimin seçilmesini ve kimin yönetmesini istersiniz? Yerel seçimlerde bilemiyorum vallahi. Adayları görmek lazım öncelikle. Peki sizce hangi nitelikte, nasıl özelliklerde biri olmalı? Bence şehrin modernitesine uygun, ondan sonra çağdaş, özellikle çevre temizliği ve yeşil alana daha çok dikkat etmesi gerekir. Bence halkın isteklerine cevap verebilecek biri olması gerekir. Sizce? Kasıntı olmasın. Samimi mi olsun? Samimi olsun. Tabii benim söyleyeceğim arkadaşım söyledi zaten. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Önümüzdeki yerel seçimlerde Tekirdağ'ımızı yönetmesi için kim seçilmeli? Valla ben kendim seçim olmuşum. Düşmüşüm canımın derdine. Kim gelirse gelsin Türkiye Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Yani diyeceğim bu. Şartlardan memnun musun? Şartlardan nasıl memnun olayım? 7,5 milyar maaş alıyorum, 5,5 milyar kira veriyorum. Şartlarım mükemmel. Düzen değişmeli yani. Yani tabii yani Allah ev sahibimden razı olsun. Almıyor para, idare edip oturuyoruz. Ben dua ediyorum ki ev sahibim yaşlı kadın ölmesin. Cenab-ı Allah ona sağlıklar versin. Çünkü biz de çalışmıyoruz, hastayım ben, maaşı kira almıyorum. Hangi partiliyiz abi? Abi parti tutmuyorum ben. Parti ekmek partisi. Tamamdır. Bu. Önümüzdeki yerel seçimlerde sizce Tekirdağ'ımızı kim yönetmeli? Hangi parti? Kim seçilmeli? İsim olarak olabilir, parti olarak olabilir ya da yönetecek kişinin genel özellikleri de olabilir. Yani ne gibi özelliklerde olmalı? Şimdi ben Cumhuriyet Halk Partisi'liyim, CHP'liyim. Kim fark etmez aday, CHP. Yani bence de AK Parti hariç her yani seçimci doğru. Ya da parti yönetebilir. Bitmeli yani. Yeter artık. Evet artık bıktık. Yeter. Son bulsun. Aynen. Konuşacak çok şey var da şimdi. CV'de soğuk şimdi. Teşekkür ederiz. Tamam. İyi günler. Aynen.